Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde bisiklet kasklarına değineceğiz. Bisiklet kaskları ile ilgili her şeyi masaya yatıracağız. Bisiklet kaskı nasıl alınır? Bisiklet kask ölçüsü nasıl bulunur? Bisiklet kaskı takmak zorunda mıyız? Bisiklet kaskının ömrü var mıdır? Bakımı var mıdır? Bu gibi soruları tek tek başlıklar altında irdeleyerek güzel bir video ortaya çıkaracağız. Eğer ilk defa bisiklet kaskı almak istemiyorsanız, videonun tamamını seyretmek istemiyorsanız açıklamalara ilgilendiğiniz konu başlıklarının hepsini saniyeleriyle beraber ekleyeceğim. İstediğiniz bölüme, saniyeye videoyu ileri alarak tamamını seyretmek zorunda kalmadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar unutmadan videoya başlamadan aşağıya abone butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi çok lafı uzatmadan videoya geçelim. Bisiklet kaskı takmak zorunda mıyız? Bisiklet kaskı kanuni olarak trafik kanununa göre bizde ve birçok ülkede takma zorunluluğu yok. Hatta bu konuda bisikletçiler kendi aralarında ikiye bölünmüş durumdalar. Kimi bisikletçiler, bir kısım bisikletçiler bisiklet kaskını takılmamasını savunurken diğer kısım şiddetle bisiklet kaskının takılmasını savunuyor ki ben ikinci kısma giriyorum. Genelde birinci kısımdaki arkadaşlar Avrupa'da bisiklet kaskı takılmadığından özellikle Hollanda örneğinden yola çıkıyorlar. Fakat burada şunu unutmamak gerekiyor. Arkadaşlar biz Türk'üz ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bu ne demek oluyor? Trafikte bisiklet kültürü olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Dolmuşu var, minibüsü var, taksisi var, belediye otobüsü var. Al bakayım şu kenardakini. Vah, Lappas'ın minibüsü. Dolayısıyla bisiklet kaskı takmazsan arkadaşım ne oluyor? Kelle koltukta gidiyorsun. Bir diğer önemli konu ne? Biz kedi değiliz çocuklar. Unutmayın bunu. 9 tane canımız yok. Sevenlerimiz var, sevdiklerimiz var, güzel bir hayatımız var. Kaska yapacağınız yatırım, canınıza yapacağınız yatırımdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dolayısıyla sürekli tekrarlayacağım. Kask takmak zorundasınız. Kask bir bisiklet aksesuarı değildir. Kask bir bisiklet temel ekipmanıdır. Nasıl ki bir bisikletin gidonu olmazsa aynı şekilde kasksız bisiklet sürmemelisiniz. Ayrıca unutmamak gerekir ki istatistiklere göre her yıl 50 bin kafadan yaralanmalı bisiklet kazası oluyor. Ve her yıl maalesef arkadaşlar üzülerek söylüyorum bisiklet kazalarının ölümlü gerçekleşen bisiklet kazalarının %80'i kafadan yaralanmalardan dolayı oluyor. Dolayısıyla sizden rica ediyorum. Lütfen kendi canınıza yatırım yapın ve kask satın alarak kask takın. Kask takmayan arkadaşlarınız varsa lütfen bunları da uyarın. Şimdi kaskın bizi nasıl koruduğunu bilebilmemiz için önce kaskın yapısından bahsetmemiz gerekiyor. Bir bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi kaskın fiziki özelliklerinden önce bir kısaca bahsedelim. Kask kafamıza bağlamaya yarayan işte çene altı klipsleri var. Kafamızda sabitlemeye yarayan şöyle bir tokası var. Bu kafa çevresinde sabitlemeye yarar. Ve yüzümüze yapışmasını, yüzümüze sabitlemeye, yüzümüze tam oturmasını sağlayan şu şekilde kayışlar ve kayış ayar noktaları var. Şimdi gelelim kaskımızın yapısına. Dünya üzerindeki kasklar artık in-mold denilen dış kabuk ve iç kabuğun aynı anda üretildiği bir sistemle üretiliyor. Dış kabuğu polikarbonat plastikten üretiliyor. Bir kabuk var, dışarıda bir katman var. Esas önemli kısmı da içi EPS yani Expanded Polystyrene dediğimiz bir plastikten üretilen bildiğiniz köpükten üretiliyor. Ama tabii bu iş böyle köpükten üretildi falanla bitmiyor. Şimdi bu dış katman kırılması için yapılıyor. Neden kırılması için yapılıyor? Darbe anında o gelen şoku dağıtmak için bu dıştaki kabuk kırılıyor. İçerideki en önemli kısım yani köpük kısmı ise ne işe yarıyor? Köpük kısmı da bu şoku sönümleyerek başınızın, beyninizin darbeden dolayı zarar görmesini engelliyor. Bir de son yıllarda MIPS diye bir şey çıktı arkadaşlar. MIPS nedir? Bu da değişik bir sistemdir. MIPS olan kasklar benim kullandığım kaskta da görüyorsunuz. Biraz daha pahalıdır. Üzerlerinde MIPS damgası vardır. Bu da şöyle bir sistem. İçinde bakın bir kabuk görüyorsunuz. Ekranda da görüyorsunuz bu kabuğu. Bu kabuk çarpma anında kafaya gelen rotasyonel kuvvetlerin dağılmasına sebep olur. Dolayısıyla normal bir kaska göre kafanızı çok çok daha fazla koruyor. Unutmayın ki biraz daha belki fazla para veriyorsunuz ama canın geri dönüşü yok. O yüzden kask alırken kesinlikle paradan kaçınmayın arkadaşlar.
Bir de kask çeşitleri var. Kask çeşitleri neye göre belirleniyor? Sürüş disiplininize göre belirleniyor. Hiç lafı uzatmadan kask çeşitlerine bakalım. Yol bisikleti kaskları hafifliğin ve aerodinamiğin özellikle hız nedeniyle önde tutulduğu kasklardır. Bu yüzden üzerlerinde çok daha fazla havalandırma kanalları bulunur. Genelde yol bisikletçileri güneş gözlüğü taktığı ve kasket taktığı için yol bisikleti kasklarında ne bulunmaz? Vizör bulunmaz. MTB, mountain bike ya da tam olarak Türkçesiyle dağ bisikleti kaskları. Bu kasklar genel yapıları itibarıyla yol bisikletleri kasklarına benzeseler de darbelere çok daha dayanıklı olmaları açısından yanları ve arka tarafları genelde çok daha kalın olur. Ayrıca bunların üzerinde yol bisikletlerindeki kadar çok fazla havalandırma delikleri bulunmamasının yanında bir de önlerinde vizör olur. Bu vizör ne işe yarar? Bu vizör sadece güneşin etkilerini değil aynı zamanda patikada dağ yollarında giden bir dağ bisikletçisinin gözüne dalların takılmasından da korur. Bir de commuter yani şehir bisikleti, şehir kullanımına yönelik kasklar var. Bu kasklar biraz daha şıklığa yönelik yani sivil hayata yönelik üretilmiş kasklardır. Daha çok bisikletin ulaşım amaçlı kullanıldığı durumlarda takılan kasklardır. Genelde çok fazla havalandırma kanalları olmaz çünkü şehir içinde bisikletle çok uzun mesafeler çok performanslı yapılmayacağı göz önünde bulundurulur. Ama yağmur gibi meteorolojik olaylarda kaskın kafamızı ıslatmaması için üzerlerinde takılabilen kapaklar gibi çeşitli aksesuarları da bulunur. Bir de full face kasklar var. Full face kasklar downhill, enduro gibi ekstrem off-road bisikletçiliğinde kullanılırlar. Özellikle çeneyi koruması için alt tarafta bir parça vardır ve çok şiddetli çarpmalarda kafayı tamamen korusun diye kafayı tamamen saran kasklardır. Son olarak çocuk kaskları var. Çocuk kaskları isminden de anlaşılacağı üzere daha hafif ve küçük kafalar için tasarlanmış kasklardır. Ayrıca bu kaskların üzerinde çocukların ilgisini çekmesi ve kask kullanımını arttırması amacıyla genelde sevilen çizgi film kahramanları olur. Bisiklete başladınız. Kask alacaksınız, bisikletçiye gittiniz, size çeşit çeşit kasklar gösterdi. Bunların arasında 1000 liraya olan kasklar da var, 100 liraya olan kasklar da var, 300 liraya olan kasklar da var. Neye göre alacaksınız? Bu önemli bir konudur. Kaskların bir standardı var mıdır? Evet vardır arkadaşlar. Avrupa'da bu standart EN1078, EN1080 olarak geçer. Amerika'da ise CPSC olarak geçer ve bu kaskların içinde bir etiket olarak şurada görüyorsunuz basılmıştır. Eğer kaskın içinde bu etiketi görüyorsanız bu kaskı güvenle alabilirsiniz. Burada hemen bir dipnottan bahsedeyim. AliExpress'te pahalı kaskların replikaları var. Bunu size bir mühendis olarak anlatıyorum. O kasklardan uzak durun. Neden? Biz ne demiştik? Kaskın köpük kısmı bizim kafamızdaki şokları absorbe ediyor. Ben bunu bir mühendis olarak söylüyorum. Bu köpüğün basımında önemli olan şey sadece malzemesi değil. Belki malzeme aynı ama ütüleme basıncı, hızı, süresi gibi maliyeti etkileyen şeyler var. İşte o aldığınız kasklar televizyonumuzun içinden çıkan köpüklerden hiçbir fark yok. Ama bu köpükler basılma süresine, yapılma süresine göre şok absorbe etme özellikleri test etmiş, edilmiş köpükler. Yani bir yerde size şunu söyleyebilirim. Eğer gidip Çin'den bir kask alıyorsanız yerine ayetel kürsü takın. Sizi daha fazla koruyacaktır. Bir de kasklarımızın ölçüleri var arkadaşlar. Bunlar small, medium, large diye geçer ve bunların santim aralıkları vardır. İşte 57-59 gibi santimler var. Bu santimler nedir? Başınızın, alnınızın, etrafının uzunluğudur. Kask ölçünüzü nasıl alırsınız? Elinize benimki gibi bir mezura alabilirsiniz ya da bir ip alırsınız. Başınızın etrafını kaşınızdan 1 santim uzaktan, yükseklikten olacak şekilde şöyle ölçerek başınızın etrafının uzunluğunu bulursunuz. Benim 58 geliyor. Siz de kendi ölçünüzü bu şekilde bularak uygun kaskı satın alabilirsiniz. Eğer elinizde böyle bir mezura yoksa bunun yerine çok basit yöntem, bir iple ölçer, ipi keser, bunu metre üzerinde ölçersiniz. Kaskınızı aldınız, bir de bu kaskın görüyorsunuz bir takılma şekli var. Takılması da çok önemlidir çünkü kask kafanızdayken kaza yapacaksınız. Kaskımızı bu şekilde takarız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz gözlüklerimi hemen çıkartıyorum.
şöyle 1 santim, 1 parmak ya da 2 parmak kaşımla arasında mesafe var. Bu şekilde takmazsınız. Bu şekilde Amerikan askeri de gibi takmazsınız. Bu şekilde takılması gerekiyordur. Şu sonrasında hemen alttan klipsini takarsınız. Klips çok sıkı olmamalıdır. Ağzınızı açabilecek kadar ya da arasından bir parmağınız geçebilecek sıkılıkta olmalıdır. Ayrıca görüyorsunuz kulaktan şöyle tam kulak memesinin altı hizasından oturması gerekir. Tam V olarak kafanızı sarması gerekir. Bunun haricinde bir de ne vardır? Şöyle göstereyim. Arkasında bir sıkma ayar vidası vardır. Bununla da çok sıkmayacaksınız. Yani kafanızı salladığınızda kaskınız kafanızda sallanmayacak. Eğer bu şekilde sallanıyorsa kask düşme esnasında maalesef görevini tam olarak yerine getirmeyecektir. Burada çok bir önemli konu daha var. Biz kask kullanırken bisiklette ne yapıyoruz arkadaşlar? Güneş gözlüğü kullanıyoruz. Ben öyle adamlar gördüm ki kendilerini ben Avrupa'da tur yapıyorum arkadaş, ben her şeyi bilirim diye gezen ya da ben protoporcuyum, her şeyin en iyisini ben bilirim diye gezen fakat şu şekilde gözlük kullanımına sahip insanlar gördüm. Şimdi gözlük kullanırken ne yapmamız gerekiyor? Eğer bu şekilde kayışın altına gözlüğünüzü takarsanız çarpma ya da kaza anında bu gözlük yüzünüzden fırlamayacaktır. Dolayısıyla yüzünüze zarar verecektir. Doğrusu nedir? Kayışların üzerinden gözlüğümüzü takmaktır. Ne isteriz? Çarpma anında gözlük gözümüzden fırlasın gitsin ve yüzümüze gözümüze zarar vermesin. Her şeyin bir bakımı olduğu gibi kasklarımızın da bakımı var. Sakın ola ki kasklarımızı çamaşır makinesine atıp Ariel ile Kosla ile yıkamaya kalkmayın, mahvedersiniz. Aynı şekilde kaskları basınçlı su gibi şeylerle veya piril gibi deterjanlarla da yıkamayın. Çünkü bu köpük yapısının bozulmaması önemlidir. Peki neyle yıkarız? Ilık bir su, sünger ve biraz da saf sabun ile yıkayarak kaskımızı tertemiz şekilde kullanabiliriz. Kasklarımızın içindeki pedlerini tabii ki çamaşır makinesinde, şu gördüğünüz alın pedlerini tabii ki çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Bunda bir zarar yok ama kaskı çamaşır makinesine sakın ola atmayın. Bir de konusu açılmışken şundan da bahsedelim son olarak. Kasklarımızın ömrü var mıdır? Evet vardır. Bu konuda tartışmalar olsa da üreticilerin söylediği genelde kaskların 5 yıl kullanım ömrü ya da raf ömrü oluyor. Bu ne demek oluyor? 5 yılda bir kaskınızı yenilemeniz gerekiyor. Benden bu haftalık bu kadar dostlar. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla karşınızda olmaya çalışacağım veya öteki hafta artık ne zaman denk gelirse. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.